Valla ben, biz dört kardeşiz, beş kardeşiz. Ben üçüncü olarak dünyaya geldim. 1942 yılında Şanlıurfa'da doğdum. Kamberiye, Cami-i Kebir mahallesinde. Ben biraz yaramaz bir çocuktum. İlkokulu bitirdim. Yani o sırada. Sonra babam dedi ki yanıma mı gelirsin okur musun? Ben baktım kardeşlerim dışarıda. Abim dışarıda. Benim küçüğüm dışarıda. Ablam dışarıda. Ben elde kalmışım. O zaman babama dedim ki ben senin yanına geliyorum. 1956'da ben ilkokulu bitirdim. Vatan okulunu. İlkokulu bitirdim. Bu dükkana geldim. Aha, burada mesleğe başladım. Ama isteyerek severek yani. Ondan dolayı bir sıkıntım olmadı elhamdülillah. Biz esas Osmanlı'dan gelmeyiz. Mesela bizimkiler Fatih döneminden hemen hemen o sıralarda bir kısmı Urfa'ya geliyor. Bir kısmı Üsküp'e gidiyor, bir kısmı İstanbul'da kalıyor. Ha şimdi mesela geçen sene bizim oğlan Murat Üsküp'e gittiğinde orada Karakapıcı Camii'ni bulmuş. Hala orada Karakapıcı Camii var. Karakapıcı Sokak var. Karakapıcı Bakkal var. Karakapıcı Fırın var. Onlar. Tabii şimdi isimler değişmiş ama orada olarak 34 hane Karakapıcı ailesi varmış. Hatta Müslüman olarak. Bunlar hepsi okumuş tahsilli kişiler. O zaman Osmanlı böyle aileleri dışarı gönderip medeniyeti yaymak için, Osmanlı'yı yaymak için. Bunlar o şeyle bir kısmı Üsküp'e gitmiş, bir kısmı Urfa'ya gelmiş. Hatta bazen babamgil Birecik'e giderlerdi. Orada çadır kurularmış dedemgil. Oradan oranın üşürünü toplarlarmış. Yani vergisini toplayıp Osmanlı'ya gönder. Ta Sultan Hamid'e kadar bizimkiler aynı şekilde göndermişler. Osmanlı döneminde vardı. Mesela babam için içeride eski resimleri vardır. Hepsi giymiş. Yani Atatürk İnkılabı dönemine geliyor hemen hemen. Hotel şapkasıyla, kravatıyla. Böyle bir beyefendi kimin. Bakayım içeride o bizim babamla resmini gördünüz. Aynı o şekilde giyinirlerdi. Hatta bazen bizim çıraklar bugün derlerdi ki biz bir bakan gördük. Kimdir derlerdi babam. Çünkü siyah pardiso, siyah hotel şapka, kravat, beyefendi. Ben 1956'da babamın yanına geldim. Çırak olarak. Başladım sanatta. İlkin elimizi bağladılar Üsküp'le. İçeride Üsküp vardır. Bundan bir hafta biz böyle iğneyi çektik. Elimiz yatana kadar. Şimdi bu şekilde Üsküp'ten buradan vuracak. Buradan yan vurmayacağız. İlle ortadan. İçeride Üsküp. Ha? Ondan bir hafta 10 gün öyle o iğneyi saplarız. Bir yüzden ilti atarız. Ki elimiz yat. Elbise yattıktan sonra ondan sonra bir kalfanın yanına girdim. Orada işte iliktir, kleveriktir, kristodur, tela işlemektir. İlkin bunlardan başladık. Yani tezi olarak ilk bundan başladık. Ha bir de ondan evvel sabahları gelirdi dükkana. Yani ilk gelişimiz. Dükkanı açardık. Yeri süpürürdük, sürardık. Ütüler var içeride, ütümüz vardı. Kömürlü ütü. Onu kızdırırdık. Saat 9, 8, 9, 9 günü kalfalar gelirdi. Bizim kalfalarımız. Her şey mükemmel. Her şeref silinmiş, süpürülmüş, hazır.
Ha bir de mesela bugün ben nöbetçiyim. Bütün o dükkandaki makas olsun, iplik olsun bana ait. Mesela dükkanda kaç tane makasımız? 5 tane. Kaç tane ipliğimiz var? 20 tane. Ben bunları görevimi alırdım. Nöbet teslimi alırdım. Hani askerde kimin? Alırdım. Sabah oldu mu öbür arkadaşa devrederdim. Bak demiş 20 tane iplik, ondan sonra 5 tane makas sana teslim. Ha, sonra babam gelirdi. Allah rahmet etsin. Böyle içeri girdi bakardı böyle kalfaları. Hepsi tamam. İşe başlardı. Ondan sonra babam eline bir bez alırdı. Bakardı yerler temiz mi? Masanın üstü temiz mi? Onları hep kontrol ederdi. Ondan sonra pantolon dikmeye başladık. Pantolondan sonra yelek diktik, pantolon diktik. Sonra ceket dikmeye başladık. Yani işin en mühim olan cekettir. Ve cekette bir de kol geçirmedir. Kolu geçirmek çok zordur. Ama ustanın elinden oldu mu, güzel de oyuntusu oldu mu, bir inti de yerine getiririm ben şimdi. Ha, o şekilde o yaş, işte küçük yaştayken buna merakımız sardı. İşte babamdan ben para pul almazdım. Haftalığım var diye. Bu bana yetiydi. Onun için. Yani bir baba usta değil. Çırak usta ilişkimiz vardı babamla. Babam içeri girdi mi? Ben de bir çırağım. Patron oğlu değilim, ben de bir çırağım. Hatta bir gün de benim halam oğlu Almanya'ya gitti. Gidip kendini yolcu ederken biraz geciktim. Biraz bir 15-20 dakika, yarım saat gecikti. Geldim, babam beni bir dövdü. Niye gece kaldın? Babam onlara çok dikkat ederdi. Yanındaki talebe çalışanlar aynı kendisinin evladı kimindi. Ha, ondan sonra hadi hadi babam. Bu sefer ceket dikmeye başladık. İşte 75 sıralarında babam haca gitti annemle beraber. Dükkanı bana devretti. İşte o günden beri ben hala devam ediyoruz. Ama mesleği hala severek yapıyorum. Eğer bu sevgi olmasa ben buraya gelmem. Evde oturamam. Hemen bak, pazar günü yine geldim buraya. Geldim burada, ufak bir iş vardı. Ondan sonra bir daha döndüm, eve gittim. Biraz şey yapardık, ara sıra dikleşirdik. Ara sıra bazı şeyler olurdu. Yani ben şimdi mesela benim bir kalfam vardı. Ben o ilik yapamazdı, ben yapardım. Bu sefer beni çekemezdi. Çünkü ilik, güzel ilik yapıyor. Yani ben de güzel ilik yapardım. Ondan dolayı aramızda bazen şeyler olurdu. Babam çok disiplinliydi. Allah razı olsun. Yani o disiplin, hala bazı şeyler var bana çok abes geliyor. Çok yabancı geliyor. O hareketler oldu mu? Şimdi burada çıraklar var. Çırak mıdır, usta mıdır, kalfa mıdır belli değil. Ama bizde bir kademe var daha. Çırak, usta, kalfa. Bir iş olduğu zaman ilkin kalfamıza giderdik. Kalfadan sonra ustaya giderdi. Yansırdı. Ve şimdi öyle değil. Bitmiş. Yani benim nazım daha, benim görüşümle bu halde. Ama ben hala diyeyim ya, gene de söylerim. Mesleği severek yapayım, yapayım, yapayım. Evet. Thank you.
Ben mesela ilk bir yelek diktiğim zaman ancak bir günde ya yeleği bitirirdim ya bitiremezdim. E şimdi yarım saate yelek bitiyor. Her tarafı makineyle. Ondan sonra pantolon. Bir günde ancak biz bir pantolon dikerdik. E şimdi 10 dakikada, 15 dakikada, bilemedi 20 dakikada bir pantolon dikiyorlar. Teslim ediler. Yani onun için sanat olarak hele en başta iğne saplamak, üsküfle. Bunları hepsini, detayını tam yerine getireceksin. Ama ondan sonra rahat rahat başladık. Dedim ya, ilkin yelek, sonra pantolon, sonra koltuğa geçtik. Ustamızın, kalfanın koltuğuna geçtim. Bir de koltukçu olduk. Koltukçu olan kalfanın yarı işini o yapar. Yani şimdi ben onu hazırlarım, seni prova'ya çağırırım. Elbiseyi giydirip üstünde ona göre prova yaparız. Onu yaptıktan sonra onu ragolaya alırız. Onu ütüleriz. Ondan sonra ragolayıp çizmeye başlarız. O adamın üstüne göre, kalbine göre o işi yapmak için. Bunlar yapıldıktan sonra artık rahat rahat çekerdi dikmeye başlarız. Mesela çekerdin içerisine şimdi yapışkan koyuyorlar. Hala biz tela koyuyoruz. O telayı alırım. Suya basarım. Buraya koyarım. Kurur. O çeker. Çektikten sonra ütünün altına alırım, ütülerim. Ondan sonra keserim, çekere koyarım. Daha o bir gram yakandığı zaman çeker çekmez. Çok mühimdir o. Yani tela işi, ondan sonra astar işi çok mühimdir. O şimdiki öyle de gelir. Şimdi bakıyor sanki 3 gün sonra her tarafı sallamaya başladı. Benim şimdi evde de var ki 15-20 senelik çekerim var. Hala giydim. Hatta bizim bir arkadaş var, dedi vallahi babam günden sizin döneminde çalıştığımız ama 30 yıllık hala sizin elbiseyiz duruyor dedi. Niye? Yıpran mı? Niye emek? Tabii babamla daha başka oldu. Bu sefer usta demeye başladılar. Hani çıraktık, kalfa olduk, usta olduk. Evet. Tabii ister istemez. Yine biz aynı edebimizle, terbiyemizle çocukları aman ha oğlum. Zaten bir çocuk geldi mi buraya benim yanıma çalışma. Oğlum namaz kılıysa mı? İslam'ın şartını bilirsen mi? Müslüman'ın şartını bilirsen mi? Bunları ben ilk bunları sorarım. Ondan sonra bilmiyse öğretirim. Bilmiyse namaza başladıram. Ben bu dükkanda çalışıyorum. Allah rahmet etsin. Bir kalfamız vardı. Mehmet Yeşil Nacar. Allah rahmet etsin. İşte bir gün Cuma'dı böyle. Baktım bana dedi ki, kalk abdest al hadi. Namaza gidelim. Cuma günü. Kalktık. 58 meydan denilen bir yer var orada. Oradaki o camiye gittik. Namazı kıldık. Ha o başlayış. O günden belli hala devam ederiz. Allah bak her vakit ismi geldiği zaman diyeyim Allah rahmet etsin. Niye? Bana kötülükte iyilik anlattı. Allah razı olsun.
yani böyleydi bizim burada. Biz bir ailedik burada. Yani öyle bir şeydi ki sabahleyin oldu mu burada bir kahvaltı yapardık. Ciğerler atılmış, patlıcanlar pişmiş. Herisi 2-3 ekmek yerdi. Bir gün öğle zamanında yine böyle yemek yedik. Bizim bir yan balı vardır, satarlar çarşıda. O geçiydi buradan aşağıdan. Şimdi babam dedi ki ben de size şerbet içireyim. Şerbetçiyi aşağıdan çağırdık. Yukarı çıktı. 1, 2, 3, 4, 5 içtik. 100 tane şerbet içmişiz. Ya ay kalabalık da. Babam dedi her gün mü böyle yapıyorsunuz? Aynı böyle. Babam dedi her gün mü böyle yapıyorsunuz? E tabii şaka mayetinde içtik yani. Orada bizimki burada. Yani eskiden öyle eve gitmek yoktu. Öyle ikindi şey öğle sabah kahvaltılarını burada yapardık. Sabah erken gelirdim, dükkanı açardım. Kahvaltıyı yapardım. Ondan sonra işe başlardık. Benim gümrükhanı 1956'da buraya geldim. Bu gümrükhanında esas tüccarların yeriydi. Urfa'nın benim diyen kişileri buradaydı. Onun için burada yağ tüccarları buradaydı. Halep'ten gelen mallar buraya gelirdi. Şam'dan gelen mallar buraya gelirdi. Burası bir ticarethanedi. Urfa'nın göz bebeği gümrükhanıydı. Bizim bir dükkanın bitişiği avukat Hasan Efendi'nin yeriydi. Büro. Onun yanı ticaret odasıydı. Aşağıda, bu karşıda adam traktör parçası satardı, ajantaydı. E şimdi kalmadı. Kim istersen Urfa'da gelip bir yere yani birisini görmek de gümrükhanına git filan adam oradadır. Burada kahve yoktu. Yukarıda bir kahve vardı. Başka kahve yok. Bütün herkes içeride beyefendiler oturur, alışverişini yapar. Bir de amanete hıyanet etmezlerdi. Bitmiş yani onun için. Yani ben şimdi böyle göreyim. Ya bunlar çok abes geldi. Çok yadırgıyım ben. Çok hadinden fazla. Mesela bizim burada mescidimiz var. Burada Mulla Hamid denilen bir hocamız vardı. O ders verirdi burada. Onu yüzlerce talebesi yetişti burada. İşte askerlik 65-67'nin sonlarına doğru ben geldim. Hemen hemen 6-7 ay sonra evlilik şeyimiz oldu. Hatta annem ben bir ara telefon açtı bana. Dedim anne ben burada bir tane bir kızla evleneceğim ha dedim. Dedi, İzmir'de. Dedi iki parmağımı gözüne sokarım ha dedi. Bak burada var dedi bir tane. Allah razı olsun. Evet, evet. Yok Allah bin nehve razı olsun dayım. Dayım da olsun, kızlı da olsun. Çok çok iyidir. Yani benden çok iyidir. Benden çok cömerttir. Hanım. Hiç gözünde bir şey yoktur. Urfa'nın her tarafı de bir eser var. Şimdi ben mesela diyelim bazı günler, pazar günü, cumartesi, işim olma çıkaram, sokakları gezerim.
Urfa'nın mesela geçen hafta müzeye gittim, gezdim. Mozaik'i gezdim. Kaleye çıktım. Yani Urfa'nın mesela burada Hazreti Eyüp'ün makamı vardır. Hem makamı var hem türbesi vardır. Buralara hep gitmişimdir. Severek. İşte bunları tanıtmak lazım. Urfa'nın, hakikaten Urfa çok zengin. Her şeyiyle. Mesela bugün dünyanın dördüncü şehri ya. Mekke, Medine, Kudüs, Şanlıurfa ya. Mesela bizim bu kale olsun. Hazreti Ömer bile buraya gelmiş abi. Halifeler gelmiş. 70. Burada bizim Harran'da Hayat Harrani Hazretleri var ki Selahaddin Eyyubi geldi kendisinden hizmet edi ve gidi Haçlı seferlerde kazanıyor. Allah razı olsun. Daima bizden iyilik. Değil ya. Yap iyilik at denize. Halık bilmezse balık bilmezse halık bilir. Ya bilmiyor ki bu abi. Elhamdülillah. Vallahi ben her an şu ölüm hatırımda. Bak şey üçündeyim yani. Ben gece kalkarım. Teheccüd namazına kalkarım. Gece saat 3-4 arası teheccüd namazını kılırım. Aynı bu şekilde de al. Biz el ayağa düşürmeden. Ama afi hazır. Yani öyle şeyden çekinen kişi değiliz. Ölüme her an için hazırız. Hani benim bir arkadaş vardı buraya gelmiş polis. Dedi abi dedi ben sabahları çıkarken giderken illa bir abdest alayım çıkayım evden. Hemen hemen ben de öyle. Hemen hemen. Sabahları da %100 bir tesbih, abdest alırım. Gelirim burada öğle namazını, ikindi namazını kıldıktan sonra eve dönerim. Yani çok o yönden şeyim yok. Hiç benimsemem. Her an için hazırım derim. Bakma bazı, bizim bir tanıdık vardı, dedi ölüme bana hatırlatma. Ya nasıl hatırlatmayayım? Her an üstüne öleceğim ya. Her dakika, her saniye. Ha bakayım babam yok, annem yok. Rahmetli annem mesela bir hafta ameliyat oldu, bir hafta sonra vefat etti. Ya ondan dolayı elhamdülillah imanmışız, iman getirmişiz. Amenna ve sadakna. Her şeye hazırız. Bitti, bu kadar. İki kere, iki dört eder. Buna hiç demeye hacet yok artık. Allah'ın, inanacaksın abim. Bir şey yapın, bir inanacaksın. İnanmadan bir şey çıkmaz. Ben bu gençlere acıyım Hacı abi. Şimdi gençler bir cep telefonu olmuş, bir internet olmuş. Başka bir şey yok. O böyle değildir abi. Ya otobüse binirsen internet. Eve gidiysen internet. Benim ne internetim var? Ha bir telefon var abi. Ha bunu açarım, kaparım tamam. O kadar. Çoğu zaman da camiye giderken götürmem. Yanında kalsın. Çünkü niye? Camide çalıyor. Rahatsız oluyorsan... Bu sefer eliyor da sen namazda kapatmazsan ne oluyor namaz bozuluyor. Biz bunları bilmiyoruz abi. Vallahi öğrenmiyoruz. Sormuyoruz. Ben evladımdan sorayım diyeyim. İslam'ın şartını, Müslüman'ın şartını bana söyle. Harpte bir ara bir Fransız harbi vardı bir harbde. Adamı yere yatırmış. Süngüyü dayamış. Müslüman anlan demiş. E demiş söyle ben oğlum. Müslümanlığı söyle edilmiş ben de bilmiyorum. Ne oldu demiş. İşte biz bu durumda yani. Maalesef abi gençlerine bir sigaradır, bir internettir, bir cebdir. Başka bir şeyimiz yok. Elhamdülillah. İnanmak lazım abimiz. İman, iman, iman. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bizi Müslüman yaratmış. Müslümandır inşallah. İnşallah şehitlik mertebesiyle de
vefat ederiz. Bizim temennimiz bu. Allah'a çok şükür.